arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yeryüzündeki su kaynakları. Yeryüzündeki denizler, okyanuslar, göller, akarsular ve yeraltı sularını inceleyeceğiz. Ama derse geçmeden önce size Aralık ayının programını şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün ayın 16'sı ve Cuma. Önümüzdeki haftada ne inceleyeceğiz? Dünyadaki toprakları inceleyeceğiz. Programlama çok önemli. Lütfen bizim göstermiş olduğumuz programlara riayet edin değerli arkadaşlar. Şimdi biz derse geçmeden önce size işleyeceğimiz konuyla ilgili sıfırdan ona coğrafya kitabından konu anlatımlı ve soru bankası olan bu kitaptan hemen şöyle ödevimi vereyim. Sayfa arkadaşlar 70'i açıyoruz 70. sayfada denizler ve okyanusları görüyorsunuz tabi haritalarla her şey görselleştirilmiş bunları inceledikten sonra hemen şu sağ taraftaki soruları çözüyorsunuz gene göller ve soruları çözüyorsunuz arkadaşlar sorular çözdükçe pekişir o sorular çözmeyi ihmal etmeyin hemen basit özet ve görselleri inceleyip konuya iyice hakim oluyorsunuz. Bunu inceledikten sonra ne yapıyoruz? Soru bankamızı açıyoruz. Bütün bilgilerimiz iyice pekişsin ve aklımızdan çıkmasın diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen konuyla ilgili işte su kaynakları ile ilgili soruları çözüyoruz. Soruları çözdüğümüzde tamamen oturmuş oluyor sevgili arkadaşlar bilgiler. Eğer sizler de hazırsanız derse başlayalım. Yeryüzündeki su kaynakları neler? Yeryüzündeki su kaynaklarında biz neleri öğreneceğiz? Denizleri, okyanusları, gölleri, akarsuları ve yer alt sularını öğreneceğiz. Tabii ki bunlarla ilgili de bazı kavramlar var. O kavramları da öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi dünyaya baktığınızda dünyanın önemli bir kısmı zaten sudur. Yüzde yetmiş biri sularla kaplı arkadaşlar. Yeryüzündeki suların tamamını oluşturan su küreye biz ne diyoruz? Hidrosfer diyoruz zaten. Ve bunu fiziki coğrafyanın alanı olan değerli arkadaşlar hidrografya inceliyor. Hidro ne demekti zaten? Su demek. Hidrografya. Suları inceleyen bilime diyoruz. Neler bunlar? İşte okyanuslar, denizler, akarsular, yeraltı suları, göller, buzullar bunlar hidrografyanın konusu değerli arkadaşlar. Şimdi Tabii ki ilkokuldan beri bildiğimiz bir şey var. O da ne? Su döngüsü ya da diğer adıyla hidrolojik döngü. Nedir su döngüsü? Yeryüzündeki yüzey suları buharlaşır. Veya bitkiler terler. Biz bunlara ne diyoruz? Yukarıya gidenlere itici faktör diyebiliriz arkadaşlar. Yukarıya doğru gidiyor. Ne oluyor yukarıya gittikten sonra? Yoğuşuyor. Yoğuşma demek nedir? İşte bulut olması demek gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra tekrardan Yüzeysel akışa geçiyor, yerin altına sızıyor ve bu sürekli olan bir şey değerli arkadaşlar. Bakın dünyadaki su asla azalmaz. Uzaya gidecek hali yok ya suyun. Ne oluyor arkadaşlar? Kullanılıyor. İşte terleme, bitkiler terliyor, insanlar terliyor. İşte göller, akarsular buharlaşıyor, yüz, yukarı çıkıyor, tekrar aşağı iniyor. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Su döngüsü ya da hidrolojik döngü diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi buharlaşma ve terleme ile yukarı yoğunlaşma, yağış, yüzeysel akış ve sızma. Nereye sızıyor? Yerin altına sızıyor. Yani yerin altındaki sular nereden geliyor? Yüzeyden geliyor. Yüzeydeki sular yerin altına sızıyor. Böylece döngü devam ediyor değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda dünyadaki e, su miktarına bunun ne kadarı tatlı, bunun ne kadarı e, tuzlu, tatlı yüzey suları ne kadardır? Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar çok enteresan bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bakın dünyadaki tatlı su oranı sadece ve sadece yüzde üçtür. Geriye kalan kısmı nedir? Tuzlu sudur arkadaşlar. Okyanuslar ve denizler çok 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 büyük kısmını kaplıyor. Şimdi bu yüzde üçün yani şu tatlı suyun şu üst kısmını alıyoruz bakın şu üst kısmı. Bununsa tatlı suyun değerli arkadaşlar çok büyük bir kısmı yüzde 68.9'u yani yüzde 69 diyebiliriz neredeyse. Buzdağları veya buzullar yani sıvı halde bulunmuyor tatlı suyun. Tatlı suyun yüzde yetmişi sıvı halde bulunmuyor neredeyse. Ve bir kısmı da yüzde otuza yakın arkadaşlar yerin altında bulunuyor. Yüzey suları ne kadar? Dikkat edin tatlı suyun binde üçü. Yüzeyde bulunan sular. Yani yüzeyde bulunan tatlı sular. İşte akarsular olabilir. Tatlı göller olabilir. Bunlar sadece sadece binde üçü. Peki tatlı yüzey sularının gene önemli bir kısmı arkadaşlar bataklıklar bir çok büyük büyük kısmı göller ve onun da yüzde ikisi sadece yani tatlı yüzey sularının yüzde ikisi de e, nehirleri oluşturuyor yani buradan baktığımız zaman dünyada aslında tatlı su rezervi çok çok yüksek değil değerli arkadaşlar tatlı su bizim için çok çok değerli neden değerli biz sulamayı tatlı suyla yapıyoruz içme efendim kullanma suyu bütün bunların hepsini ne, neyle yapıyoruz? Tatlı suyla yapıyoruz. Ya da diğer canlılar için özellikle işte hayvanlar vesaire büyük baş küçük baş hayvanlar vesaire bunlar hep tatlı suyu kullanıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla dünyada tatlı su e, öyle tahmin ettiğimiz kadar değil yani e, ciddi bir su sorunu olan bölgeler de var zaten biliyorsunuz. Dünyadaki suyun sadece yüzde üçü tatlıdır dedik ve tatlı yüzey sularının en büyük kısmı da göller. Yeraltı suları tatlı yüzey sularından daha fazladır. Yani yerin altındaki sular değerli arkadaşlar yüzeydekinden çok 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 daha fazladır. Yerin altında daha fazla tatlı su var yani. Şimdi yarım kürelere baktığımızda Kuzey yarım küre, bakın ekvator çizgisini görüyorsunuz. Şurası ekvator. Bu arada ekvator çizgisini lütfen doğru çizelim değerli arkadaşlar. Bu dünya haritası verildiğinde ekvatoru nereden baz alıyoruz? Şu Afrika'nın ortasından. Bakın Asya ile Okyanusya'nın arasında Endonezya ve Malezya'dan geçiyor. Bunu doğru bir şekilde çizelim. Şimdi baktığınızda Kuzey yarım kürede e, ve Güney yarım kürede her ikisinde de denizler daha fazla. Fakat e, Kuzey yarım kürede karaların kapladığı alan Güney'e göre daha fazla olduğu için su oranı kuzeyde güneye göre nispeten daha az. Bakın kuzey yarım kürenin yüzde otuz dokuzu kara ne kadarı deniz yüzde altmış biri güneyde ise yüzde seksen biri deniz. Yani güney yarım kürede sular daha fazla sevgili arkadaşlar her iki yarım kürede eşit şekilde değil. Şimdi kişi başına düşen yıllık tatlı su kaynaklarına erişim noktasına baktığınızda bunu üç kategoride ele alabiliriz. Nedir onlar? Su fakirliği, su azlığı ve su zenginliği. Su fakirliği olan yerler nasıl tespit edilir? Kişi başına düşen su miktarı arkadaşlar 100 pardon 1000 metreküpten daha az olması lazım. Su azlığı nedir? 2000 metreküpten daha az olanlar. Su zengini kim? Arkadaşlar 3000 metreküpten daha fazla olanlar. Peki <laughs> Türkiye hangi kategoride? Arkadaşlar Türkiye su azlığı yaşayan kategoride. Peki Türkiye hangisine aday olabilir? Yani su fakirliğine mi, su zenginliğine mi? Sevgili arkadaşlar, göstergeler Türkiye'nin su fakiri adayı olduğunu da bize söylüyor değerli arkadaşlar. O yüzden suları kullanırken tabii ki özenli olmamız lazım. İsraf etmemiz lazım. Her damla su çok çok değerli arkadaşlar. Denizler ve okyanuslara baktığımızda şimdi Biliyorsunuz e, coğrafyaya e, yardımcı alt dallardan işte hidrografya demiştik ya. Hidrografyada neler var? İşte denizler, okyanuslar, akarsular falan. Şimdi deniz ve okyanuslarla ilgilenen bilim dalını arkadaşlar biz oşinografi diyoruz. Oşinografi. Yani ocean ne demek zaten İngilizcede? Okyanus demek. Bunu Türkçe yazarsam oşinografi diyorum değerli arkadaşlar. Deniz ve okyanusları inceleyen bilimdir. Şimdi burada kesinlikle ama kesinlikle bilmemiz gereken bazı denizler var, bazı zaten okyanusları bilmemiz gerekiyor. Bunu 10. sınıfa gelmiş bir öğrencinin bilmemesi arkadaşlar artık ayıptır. Yani herkesin öğrenmesi gerekiyor. Bakın ekvator çizgimizi tekrardan şöyle düzgün bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Ekvator, kuzey yarım küre ve güney yarım küre. Neleri bileceğiz? Bir kere değerli arkadaşlar. Bakın şurada. Pasifik Okyanusu. Tabii o bir diğer tarafı şurası da Pasifik Okyanusu oluyor. Ya da diğer adıyla ne? Büyük Okyanus. Zaten üç tane okyanustan bahsedeceğiz. Kuzey Amerika ile Avrupa arasında ve Güney Amerika ile Afrika arasında kalan şurada şöyle hafif kıvrımlı bir okyanus var. Bunun adı ne? Atlas okyanusu ya da Atlantik okyanusu. Hemen Hindistan'ın altında bakın şu üçgeni görüyorsunuz. Asya'nın güneyi, Afrika ve Okyanusya kıtası arasında. Avustralya ülkesi var biliyorsunuz burada. Burada kalanaysa biz ne diyoruz? Hint okyanusu diyoruz. Bakın üç tane okyanus var. Büyük okyanus, Atlas okyanusu ve Hint okyanusu. Tabii bunun dışında bir de bilmemiz gereken bazı denizler var. Örneğin... <laughs> Kızıl Deniz. Bakın şurada Afrika'nın hemen doğusunda yukarıya doğru şöyle giden ince bir deniz var. Kızıl Deniz sevgili arkadaşlar. Kızıl Deniz'in hemen kuzeyinde ne var? Akdeniz var. Biliyorsunuz bizim ülkemizin de Akdeniz'e sınır var. Bakın Kızıl Ak. Hemen onun yukarısında Karadeniz'i görüyoruz. Biraz daha yukarı çıktığımızda İskandinavya'nın e, yani İskandinav Yarımadası, Norveç, İsveç, Finlandiya'nın olduğu yerde, Estonya e, bunların olduğu yerde şurada da Baltık Denizi var arkadaşlar. Baltık Denizi. Bakın Kızıldeniz, Akdeniz, Karadeniz ve Baltık Denizi. Bunlar kesinlikle bilinmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Kesinlikle. Amerika'ya geldiğimizde, şu tarafa geldiğimizde bilmemiz gereken deniz ne? Karayip Denizi. Şurası Karayip Denizi. Hemen Güney Amerika'nın kuzeyinde sevgili arkadaşlar. Gene... Ee... Arap Yarımadası'nın altında Umman Denizi ve şurada da Basra Körfezi'ni görüyoruz. Şurada ne var arkadaşlar? Japon Denizi'ni görüyoruz. Manş Denizi de İngiltere ile Fransa arasında kalan yer değerli arkadaşlar. Tekrar altını çizerek size söyleyeyim. Lütfen haritalardan, atlaslardan bakarak... E, okyanus ve denizleri inceleyelim. Biraz dünyaya hakim olalım değerli arkadaşlar. Şimdi <laughs> Büyük su kütleleri neler işte okyanuslar. Peki bizim ülkemizin herhangi bir okyanusa kıyısı var mı arkadaşlar? Hayır, bizim herhangi bir okyanusa kıyımız yok. Bizim Karadeniz, Akdeniz, tabi Akdeniz'in bir kolu olan şurada Ege Denizine kıyımız var değerli arkadaşlar. Şimdi okyanuslar birbirleriyle sevgili arkadaşlar bağlantılı. Tabii bazı Noktalar da burada çok kritik. Ee, şöyle söyleyeyim size. Şimdi okyanuslarla denizler birbirinden ayrılıyor. Tabi denizleri de biz iç denizler ve kenar denizi olarak ayırıyoruz. Mesela Akdeniz'e baktığınızda şurada kara parçasını görüyorsunuz. Kara parçasının içerisine sokulmuş bir denizdir. O zaman ben şimdi Akdeniz'e ne diyeceğim? Karanın içinde olduğu için iç deniz diyeceğim arkadaşlar. Ama şurada mesela kıtanın kenarında. Yani karın içine sokulmadan kıtanın kenarında olan denizlere ne diyeceğim? Kenar denizi diyeceğim sevgili arkadaşlar. Bakın Kızıl de burada nedir? Bir iç denizdir. Basra bir iç denizdir. Karadeniz bir iç denizdir arkadaşlar. Tamam mı? Mesela Japon Denizi nedir? Bir kenar denizidir sevgili arkadaşlar. Umman Denizi nedir? Bir kenar denizidir. Şurada gene Bengal Körfezi var. Bir kenar denizidir. Tamam. Mı? Karanın içine sokulanlar iç deniz. Başka nereye örnek verebilirim? Bakın burada Baltık Denizi işte karanın içine sokulmuş. Nedir? Bir iç denizdir değerli arkadaşlar. Şöyle çevirelim. İşte iç denizler ve <laughs> kenar denizler. Kıtaların kenarlarında yer alan, okyanuslardan eşiklerle ayrılmış ancak geniş boğazlarla okyanuslara bağlantısı olan denizlere ne diyormuşuz? Kenar deniz. Peki iç deniz neymiş? okyanuslarla boğazlar aracılığıyla arkadaşlar bağlanan boğazlar aracılığıyla. Örneğin şuraya şöyle bir bakalım. Şurada hangi boğaz var? Bakın Atlas Okyanusu'nu Akdeniz'e bağlayan şuradaki boğaz. Bilenlerimiz olacaktır. Cebeli Tarık Boğazı'dır arkadaşlar. Cebeli Tarık Boğazı. Yani siz Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e girmek istiyorsanız Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçeceksiniz. Gene aynı şekilde Hint Okyanusu'nu Kızıl Denize bağlayan şuradaki boğaz nedir? Babül Mendep. Şöyle yazayım. Babül Mendep boğazıdır. Burası da ne demiştik? Cebeli Tarık Boğazı arkadaşlar. Şimdi tabii boğazlar farklı bir de kanallar var. Boğazlar doğal olanlar. Kanallar insanların yapmış oldukları. Onları katmıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ne, de, ne diyoruz? İşte Çin Denizi nedir? Bir kenar denizidir. Japon Denizi, Kuzey Denizi bunlar kenar denizlerken Akdeniz, Karadeniz, Kızıl Kızıldeniz ve Baltık Denizi nedir değerli arkadaşlar? Birer iç deniz. Çünkü karaların içerisine sokuluyor. Geldik bir diğer su e, kütlesi olan göllere arkadaşlar. Gölleri inceleyen bilim dalı da lim limnolojidir değerli arkadaşlar limnoloji. Karalar üzerindeki çukur yerleri veya çanakları dolduran su kütlelerine göl diyoruz. Göllerin genel olarak deniz ve okyanuslara doğrudan bağlantısı yok. Yeryüzündeki tatlı yüzey sularının yüzde 87'sini göller oluşturur ve karaların da yüzde ikisini kaplıyor göller. Şimdi oluşumlarına göre baktığımızda gölleri neler göreceğiz? Bir kendiliğinden olanlar yani doğal göller bir de insanların yaptığı yani yapay göller. İnsanlar ne yapıyor? İşte baraj yapıyor, gölet yapıyor. Göletleri niçin yapıyoruz? Biz işte süs olsun diye yapıyoruz mesela. Barajları niye yapıyoruz arkadaşlar? Barajların yapılış amacı farklı olabilir. Kimi barajlardan elektrik amaçlı doğru mu? Elektrik üretiriz. Kimilerini sulama amaçlı yaparız. Kimilerini içme suyu amaçlı yaparız. Mesela İstanbul'un yakınlarındaki barajların amacı ne? İçme suyu. İstanbul'un içme suyunu karşılamak. Ama Doğu Anadolu bölgesindeki barajların genel amacı nedir? Doğu Anadolu bölgesi yüksek dağlık engebeli bir saha. Dolayısıyla orada akarsular çok hızlı aktığı için değerli arkadaşlar ne oluyor? Elektrik üretimi fazla oluyor. Atatürk barajı gibi mesela. E belli bölgelerde de sulama amaçlı barajlar yapıyoruz. Mesela Ege'de gene Akdeniz'de değil mi? Sulama amaçlı. Şimdi Karadeniz çok yağış aldığı için Karadeniz'deki barajların sulama amaçlı yapıldığını söyleyemeyiz. Arkadaşlar doğal göller nasıl oluşuyor? Tektonik yani kırılmalar, faylarla oluşanlar var. Karstik yani erime çukurları oluşuyor. Volkanik göller. İşte bu kraterlerin e, volkanik dağların tepesindeki işte e, çukurlara suların birikmesi. Buzulların oluşturduğu sirk gölleri var. Sonra set gölleri var. Mesela <laughs> heyelanlar set oluşturuyor. Ee, şöyle düşünün işte bir akarsu geliyor. Şurada da bir tane dağ var atıyorum. Bu dağdan işte heyelan oldu ve toprak kaydı. Bu toprak bu akarsunun önünü ne yapıyor? Kapatacak. Ve böylece burada birikmeler oluşacak. Bir göl oluştu. İşte seti oluşturan şey ne burada? Heyelan. O zaman ne oluyor bu göl? Heyelan Set Gölü oluyor. Bizim Abant Gölümüz buna örnek değil mi? Bolu'daki o muhteşem gölümüz buna örnek. Ee, efendime söyleyeyim işte e, başka ne olabilir? Alüvyal Set Gölleri olabilir sevgili arkadaşlar. Ee, vesaire vesaire. Şimdi bir de karma yapılı göller var. Oluşumunda birden fazla faktörün etkili olduğu göller. Şimdi göl gidegeni ne demek? Şimdi burada neyi görüyoruz? Beyşehir Gölü'nü görüyoruz arkadaşlar. Beyşehir Gölü. Şimdi Beyşehir Gölü'nde gölü besleyen kaynaklar var. Mesela şuradan su geliyor göle, değil mi? Bakın göle geliyor, besliyor. Değil mi? Bu gölün suyunu işte burada işte yerin altından sular çıkıyor, geliyor. Yağmur suları ya da kar suları geliyor. Burada birikiyor. Fakat bu gölden bir de su çıkıyor bakın şuraya dikkat edin. Su çıkıyor. Yani göldeki su sürekli bir devinim halinde bir sirkülasyon var. Eğer bir gölden su çıkıyorsa biz buna göl gidegeni diyoruz. Ya da göl ayağı diyoruz arkadaşlar. Ve gidegeni olan göller kesinlikle tatlıdır değerli arkadaşlar. Eğer gidegen yoksa işte o zaman o göl tatlı değil. Ne olabilir? Tuzlu olabilir. Sodalı olabilir acı olabilir ama asla tatlı değildir. Demek ki bir gölün tatlı olmasının temel şartı neymiş? Göl gidegeninin, göl ayağının olması değerli arkadaşlar. Mesela Türkiye'de tatlı, pardon, tuzlu, acı, sodalı göller bulunuyor değil mi? Örnek tuz gölü. Örnek Burdur Gölü acıya ya da acı göl diye de geçiyor başka bir göl. Sodalı gölü örnek Van gölü. Şimdi bunların gidegeni var mı arkadaşlar? Hayır gidegeni olsaydı tuzlu olur muydu? Acı olur muydu? Sodalı ol olmazdı. Ne olurdu gidegeni olsaydı? Tatlı olurdu değerli arkadaşlar. Evet burayı unutmuyoruz. Şimdi oluşumlarına göre baktığımızda ne görüyoruz? Tektonik göl. <laughs> deprem sonucu çöken boşla suların dolmasıyla oluşuyor. Bunları daha çok nerede göreceğim? Fay hatlarında göreceğim. Afrika'nın doğusu ve Asya'da oldukça yaygın arkadaşlar. Afrika'nın doğusunda zaten bir rift vadisi var. Orada oldukça yaygın ve büyük de göller. İşte Victoria Gölü Afrika'da, Hazar, Asya'da Lut Gölü, gene Asya'da Aral, Asya'da Aral Gölü bu arada kurmaya yüz tutan göllerden bir tanesi. Baykal Gölü dünyanın en derin gölüdür arkadaşlar. En derin Hazar nedir? En büyük gölüdür bu arada. Bunlar böyle kalsın aklımızda. Hazar en büyük. Baykal en derin. Peki Lut nedir arkadaşlar? En tuzlu göldür bu arada. Tuz oranı en yüksek olan göl. İşte Tanganyika, Çat gölleri gibi göllere örnek verebiliriz tektonizmaya. Demek ki tektonik gölün esprisi Deprem sonucu çöken boşluklar. Peki karstik göl ne? Suda kolay eriyen kayaçlarda oluşan boşluklara suyun dolmasıyla oluşuyor. Karstik ne demekti zaten? Kireçli demek. Kireçli arazilerde. Obruk gölleri hani çökmeler oluyordu ya, mağaralar çöküyordu. Yerin altına su e, giriyordu o boşluklara. Bunlara obruk gölleri deniyor. Makadonya'da İşkodra ve Ohri gölleri buna örnektir arkadaşlar. Tabii Türkiye'den de biz çok popüler son yıllarda Salda Gölü'nü örnek verebiliriz. Karstik göllere. <laughs> volkanik göllere baktığımızda <laughs> sönmüş volkanların az kısımlarına suyun dolmasıyla e, oluyor. Yani bir volkanik dağ düşünün, şöyle volkanik dağın üstünde bir krater oluyor sevgili arkadaşlar. Bu kraterin içerisinde suyun birikmesiyle oluşabiliyor. Ya da bu volkan konisi komple çöküyordu aşağı doğru ve burada bir kaldera meydana geliyordu hatırlarsınız kalderalarda buna örnek verilebilir. Mesela kalderaya örnek Türkiye'den nereyi vermiştik biz? Nemrut kalderası. Neredeydi arkadaşlar? Van Gölü'nün hemen kenarında Bitlis'te. Mağara örnek de Konya Karapınar'daki arkadaşlar Meke Gölü'nü örnek verebiliriz. Gene Endonezya, İtalya, Japonya, Türkiye gibi ülkelerde neden buralarda görülüyor? Çünkü buralarda vakti zamanında volkanizma etkili olmuş veya olmakta. Sevgili arkadaşlar. Kaldera Gölü'nü görüyorsunuz. Bu Nemrut Kalderası. Bakın Van Gölü'nün hemen kenarında Bitlis il sınırlarında değerli arkadaşlar. Burada eskiden yani şöyle düşünebilirsiniz. Burada bir koni vardı. Volkan konisi şöyle bir dağ vardı yani. Bu da çöktü. Bunun çökmesi sonucu bakın böyle bir e, yarım ay şeklinde hilal şeklinde bir çukur oluşuyor. Ve içine sular giriyor değerli arkadaşlar. Gene Mağar Gölü e, ülkemizden de nereyi verdik? Mekke Gölü'nü örnek olarak verdik arkadaşlar. Peki buzul gölleri ya da diğer adıyla ne diyeceğiz biz bunlara? Sirk gölleri değerli arkadaşlar. Bunları nerede bulacağım ben dünyada? Kutuplara yakın yerlerde. Örneğin Kanada'da bulacağım. Finlandiya'da bulacağım. Finlandiya göller ülkesi olarak geçiyor. Kanada'da arkadaşlar 3 milyona yakın göl var. 3 milyona yakın. Yani çok ciddi bir oran. Bunların çok 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 büyük kısmı neyle oluşmuş? Buzulların yaptığı aşındırma çukurlarına suların birikmesiyle arkadaşlar. Kanada, Finlandiya e, başta gelen ülkeler değerli arkadaşlar. Şimdi e, doğal set gölleri nasıl oluşuyor? Setleşme ne demek? Ya su akıyor bir şekilde geliyor önüne bir set oluşuyor. Şimdi bu setin ne oluşturuyorsa arkadaşlar onun ismiyle alınır. Örneğin Burada diyelim bir dağ var. Volkanik bir dağ. Lavlar çıktı, bunu kapattı. O zaman ne olacak arkadaşlar? Volkanik set gölü ya da lav set gölü olacak. Veya buzulların morenlerin önünü kapatmasıyla bir e, birikintinin ne olacak? Moren set gölleri olacak. Şimdi moren set göllerini ben nerede göreceğim? Kutuplara yakın yerlerde göreceğim arkadaşlar. Alüvyal set gölü nedir? Sevgili arkadaşlar alüvyellerin yani akarsu kendi getirmiş olduğu alüvyellerle ya bir körfezin önünü kapatıyor ya da kendi önünü kapatarak ne yapıyor? E, set gölleri oluşturuyor. Buna en güzel örnek de Bafa Gölü e, Muğla Milas'ta arkadaşlar ya diğer adıyla Çam İçi Gölü Bodrum'a giderken e, görülüyor zaten. Heyelan set gölleri işte demin de bahsettik heyelan yani toprak kayması sonucu bir akarsuyun önünü kapanmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Kıyı set gölleri de bunların diğer adı neydi arkadaşlar? Lagün. Hatırlarsınız daha önceki derslerimizden. Lagün. Örneğin büyük küçük çekmece gölleri buna örnekti değil mi? Hani bir körfezin önünün kapanmasıyla, kıyı oklarıyla kapanmasıyla oluşuyordu değerli arkadaşlar. İşte burada da bazı göllerden görüntüler. İşte moren set gölleri buzullar kapatıyor. Heyelan set gölü var Pakistan'daki şurada görüyorsunuz. Heyelan sonucu oluşmuş. Alüvyal set gölleri var. Bafa gölü Kıyı set gölü iz günü. Bakın kıyılar set oluşturmuş. Burası eski bir körfez. Önünü kapattı ve burası ne oldu? Bir lagün oldu sevgili arkadaşlar. Karma yapılı ne demek? Oluşumunda birden fazla faktör bulunan göller. Ee, bunun en güzel örnekleri ülkemizde Van Gölü'nü verebiliriz arkadaşlar. Van Gölü karma yapılı. Nasıl karma yapılı? Hem tektonizma var hem volkanizma var. İşte Ohri Gölü de hem tektonizma var hem karstik kökenli. Dolayısıyla karma yapılı göller için böyle diyoruz. Oluşumda birden fazla faktör etkili. Yapay göller insanların yapmış olduğu göller. Baraj, gölet adı verilen bu göllerden içme, kullanma suyu, elektrik üretimi, tarımda sulama gibi faaliyetler yapılıyor değerli arkadaşlar. Burada da Hazar Gölü'nü görüyorsunuz. Hazar Gölü dünyanın en büyük gölü sevgili arkadaşlar. Dünyanın en büyük gölü büyüklüğü bizim Karadeniz'den daha büyük sevgili arkadaşlar. Yani kapladığı alan itibariyle kocaman devasa bir yer Türkiye kadar neredeyse bir göl. Bakın Türkiye hemen şurada kalıyor. Zaten şurası Azerbaycan, burası Bakü kenti arkadaşlar. Şu güney İran, işte Türkmenistan ve burada tabii Ek bilgi Kazakistan Hazar Denizinin içerisinde arkadaşlar doğal gaz, petrol oldukça fazladır. Yani dünyanın en önemli doğal gaz ve petrol rezervleri e, buradadır. Bakın şuradan Türkmenistan'dan ve Azerbaycan'dan da bize petrol ve doğal gaz geliyor değerli arkadaşlar. Hazar Gölü. Şimdi şurada da Dünya Göl Haritasına bakıyorsunuz. Arkadaşlar neyi bilmeniz gerekiyor? Bir kere Afrika'nın doğusundaki, bakın şurada bir kırık var tamam mı? Buna Rift Vadisi diyoruz. Doğu Afrika'daki bu Victoria, Tanganyika gölleri bunlar tektonik göller. Yani kırılmayla oluşan göller. Aynı şekilde bakın Hazar, Aral, Baykal'a kadar şöyle gittiğiniz yerde şu hatta da gene tektonik göller var. Tamam mı? Tek, dünya üzerindeki tektonik gölleri buna örnek veriyor. Hazar, Aral, ...Baykal. Hazar neydi? En büyük göl. Şurası. Baykal neydi arkadaşlar? En derin göl. Bakın. Burası en büyük, burası en derin. Lut Gölü neydi? En tuzlu göldü sevgili arkadaşlar. Aral Gölü ne? Aral Gölü de sevgili arkadaşlar çok büyük bir göldü. Fakat son 30-40 yıldır Aral'a gelen beslenme kaynakları yani e, Seyhun ve Ceyhun nehirleri arkadaşlar başka alanlara işte sulama amaçlı yön değiştirildiği için Aral Gölü kurumayla yüz yüze değerli arkadaşlar. Gene dünyanın en yüksekte bulunan gölü şurada gördüğünüz Titicaca gölü. Bakın Kanada'nın üst kısmı burada tabii ki birkaç tane büyük göl verilmiş ama dediğim gibi milyonlarca göl var buralarda falan. Gene şuradaki Superior, Michigan bu göller de sevgili arkadaşlar gene sirk gölleridir. Buzullaşmayla oluşmuş göller değerli arkadaşlar. Akarsulara geldiğimizde Kaynak suları, yağışlar, kar ya da buz erimeleriyle oluşan ve bir yatak boyunca akan sulara biz akarsu diyoruz. Küçükten büyüğe doğru dere, çay, ırmak veya nehir diyoruz. Değil mi? Daha büyüklerine işte nehir, en küçüklerine ne diyoruz? Dere diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi akarsularla ilgili bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Daha önce bahsetmiştik ama hatırlamakta fayda var. Nedir onlar? Kaynak. Nedir? Akarsu'nun doğduğu yerdir. Ağız nedir? döküldüğü yerdir. Yani şimdi bakın şuradan Menderes Nehri geliyor. Menderes Nehri'nin doğduğu yere biz kaynak denize döküldüğü yere ne diyeceğiz? Ağız diyeceğiz. Akarsu yatağı nedir? İşte akarsuyun akmış olduğu şu yatak. Mesela burada da işte Küçük Menderes Nehri geliyor. Bu yatak yani akarsuyun aktığı yer. Havza nedir? Sevgili arkadaşlar havza suyu topladığı alandır. Yani şuradaki görsele dikkatlice bakın sevgili arkadaşlar. Mesela buradan yağmur suyu yağdığı zaman yağan yağmur suları. Bakın bir kısmı gelip şurada küçük menderese karışacak. Bir kısmı da ne olacak? Büyük menderese karışacak. Şimdi Küçük Menderes'e karışabilecek olanlar, alanlar dağların şu üst kısmından geçen şu kısım. Dolayısıyla bu benim kırmızıyla çizdiğim dağların zirvesinden geçen çizgi içerisine düşen her damla su gelip gelip nereye karışacak? Küçük Menderes'e. Ve şuradakilerse, bakın şu çizmiş olduğum alana gelen sularsa bir şekilde akıp nereye gelecek? Büyük Menderes'e gelecek. İşte bazı kollar aracılığıyla falan buraya akacak. Dolayısıyla... Küçük Menderes havzası, Büyük Menderes. Kiminin havzası büyük, kiminin geniş olabilir sevgili arkadaşlar. Su toplama alanı diyoruz biz buna. Peki iki havzayı birbirinden ayıran çizgiye ne diyoruz? Şu çizgilere suyu böldüğü için su bölümü çizgisi ismini veriyoruz sevgili arkadaşlar. Havzalarına göre akarsuları biz açık veya kapalı havza olarak nitelendiriyoruz. Şimdi bakın bu görseldekilerin ikisi de denize dökülüyor. Denize dökülen akarsuların havzası açıktır. Ama eğer şurası kapalı olsaydı yani su burada birikecekti ve bir göl oluşacaktı doğru mu? O zaman ne olacaktı? Dört tarafı da kapalı olduğu için kapalı havza olacaktı değerli arkadaşlar. Demek ki ne diyoruz? Denize boşaltanlar açık havza. Boşaltamayanlar kapalı havza olarak adlandırılıyor değerli arkadaşlar. Van Gölü'ne dökülen bir akarsu kapalı havzadır. Ama Karadeniz'e, Akdeniz'e, Ege'ye dökülenlerse nedir? Açık havzadır. Ve gene rejimlerine göre akarsulara baktığımızda düzenli ve düzensiz rejimi görüyoruz. Rejim nedir? Akarsuyun taşımış olduğu bir su vardır. O su miktarı yani debisi yıl boyunca çok fazla değişmiyorsa taşıdığı su hemen hemen aynıysa o zaman rejim ne oluyor? Düzenli oluyor sevgili arkadaşlar. Fakat akarsu bazı mevsimlerde böyle cılız akıyorsa, bazı mevsimlerde ise çok böyle yüksek akıyorsa o zaman nedir? Düzensiz rejimdir. Mesela Türkiye'de ben düzenli rejime yakın akarsuları nerede göreceğim daha çok? Karadeniz'de göreceğim. Çünkü yıl boyunca yağış alıyor. Diğer yerlerde mesela Akdeniz'deki akarsular, Akdeniz iklimi yazın yağış almadığı için akarsular kuruyor neredeyse. Sevgili arkadaşlar, Düzenli rejimi dünya üzerinde nerede göreceğim peki? Ekvatoral iklim. Niye? Yıl boyunca yağış alıyor. Okyanusal iklim. Yani Batı Avrupa falan, İngiltere. Niye? Çünkü yıl boyunca yağış alıyor. Hangi akarsular örnek verebilirim? Amazon'u, Kongo'yu. Amazon nerede? Brezilya'da. Kongo nerede arkadaşlar? Hemen Orta Afrika'da. Thames Nehri nerede arkadaşlar? Gene İngiltere'de. Düzensiz rejimli akarsularsa arkadaşlar yağış belli mevsimlere toplanıyor ya da kar erimeleriyle falan besleniyor. Mesela Akdeniz iklimi ne zaman yağış alıyor? Kışın. Akdeniz ikliminde kalan akarsular kışın seviyeleri yükselir. Yazın ne olur? Azalır. Muson iklimi ne? Tam tersi. Bu da yazın yağış alıyor. O zaman Muson iklimindeki yani Hindistan'daki mesela Ganj, Indus nehirleri ne oluyor? Yazın çok su taşıyor. Ama kışın ne oluyor? Cılızlaşıyor sevgili arkadaşlar. Bakın grafiklere baktığınızda çok oynamıyorsa bu ne demektir? Düzenli rejim. Çok oynuyorsa ne olacaktır arkadaşlar? Düzensiz rejim olacaktır. Şimdi akarsular ne ile beslenir? Akarsular yağmur sularıyla beslenebilir. Yani yağmur suları. Kar ve buz sularıyla da beslenebilir. Şimdi kar ve buz sularıyla besleniyorsa akarsu sevgili arkadaşlar ne zaman coşacak bu akarsu? İlkbahar aylarında. Çünkü ilkbahar aylarında karlar erir. Türkiye'nin doğusuna baktığınızda. Kışın biliyorsunuz Doğan no Doğu bölgesi oldukça e, karlıdır. E, bu karlar ne zaman eriyor? İşte Mart ayının sonlarında Nisan Mayıs aylarında. E, dolayısıyla akarsular o zaman yükseliyor. Yeraltı sularıyla beslenen akarsular var. Manavgat Nehri gibi mesela. Manavgat Nehri Akdeniz bölgesinde arkadaşlar e, normalde yazın kuruması lazım ama kurumuyor niye? Çünkü yağışlarla beslenmiyor ki yeraltı sularıyla besleniyor. O yüzden yazında gürül gürül akmaya devam ediyor. E, göl sularıyla beslenenler var. Karma rejimli akarsular var. Karma rejimli akarsu ne demek? Birden fazla iklimi geçiyor arkadaşlar. Birden fazla iklim bölgesini geçiyor. Yani bir iklimde işte yazın yağış alıyor. Öbüründe kışın alıyor falan. Derken akarsuyun doğduğu yerle döküldüğü yer arasında hani e, farklı rejimler görülebiliyor. Gelelim sevgili arkadaşlar. Bir soru. Nedir bu? Harita bilgisinden istifade ederek bazı nehirleri öğrenelim diyorum değerli arkadaşlar. Mesela Nil Nehri nerede? Nil Nehri. Nil Nehri Mısır'da. tabi Afrika'nın kuzeyinde. Şuradan kaynağını alıyor. Ekvatora yakın yerden. Ve gelip nereye dökülüyor? Akdeniz'e dökülüyor. O zaman 6 numaralı kısım ne olacak arkadaşlar? Nil Nehri olacak. Bilmenizi ısrarla istediğim ne var? Ee, Amazon Nehri. Amazon Nehri nerede? Bakın Amazon Nehri şu gördüğünüz Amazon ormanlarının olduğu yer. Bakın buradan alıyor kaynağını ve nereye dökülüyor? Amazon Nehri Atlas Okyanusu'na dökülüyor. Burası neydi? Atlas Okyanusu'ydu arkadaşlar. Burası neydi? Hint Okyanusu'ydu. Burası neydi? Büyük Okyanus idi. Tabii Büyük Okyanus'un. Bir de buradan, değil mi? ...bakıyoruz... ...sonra bilmenizi ısrarla istediğim... E, ...ne var arkadaşlar... ...Indus Nehri var... ...Ganj Nehri var... ...bakın Hindistan'da şuradan... ...16'da Ganj Nehri var arkadaşlar... ...Hindular için oldukça kutsal... ...hemen... E, ...gene Indus Nehri'ni görüyoruz... ...şu tarafta 17'de Hindistan'ın... ...diğer tarafında sevgili arkadaşlar... Ee, Fırat ve Dicle Nehri Türkiye'nin hemen güneydoğusunda değil mi? Fırat Nehri'ni şöyle işaretleyelim. Sevgili arkadaşlar bir de Mississippi'yi vereyim bunu hızlıca geçeyim. Mississippi'de Amerika'da Meksika Körfezi'ne akan bir akarsu. Ee, siz de bu o, görsele bakıp fotoğrafını çekebilirsiniz ve buradaki akarsuların yerini öğrenebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bakın burada da... <laughs> Gene bu akarsuların yerini gösteren haritamız. işte tekrar Amazon, işte Nil Nehri, Akdeniz'e dökülüyor. Fırat ve Dicle Nehirleri, arasında kalan yer de Mezopotamya bu arada. İşte Indus ve Ganj Nehirleri sevgili arkadaşlar, Mississippi Nehri. Ee, bakarak siz de e, öğrenebilirsiniz bunları. Atlaslara artık aşina olalım değerli arkadaşlar. Geldik neye? Sevgili arkadaşlar, yeraltı sularına. Yeraltı sularını inceleyen bilim dalı nedir değerli arkadaşlar? Hidrojeoloji. Hidrojeoloji yani su jeolojide yerin altını inceliyordu. Şimdi yerin altında yeryüzüne düşen yağışlar ne yapıyordu? Sızıyordu ve yerin altında geçirimsiz bir tabaka yani şu tabakayı geçirimsiz olarak düşünün. Yani su geçirmeyen bir tabaka bunun üzerine birikiyor. Geçirimli olsa daha derinlere sızar tabi. Şimdi bu biriken kısma biz ne diyoruz? Suyun biriktiği o suyu tutan katmana ne diyoruz? Akifer. Yani şurası nedir? Akiferdir arkadaşlar. Geçirimsiz tabaka. Bakın burası akifer. Bu da geçirimli tabaka. Zaten geçirimli olmasa su yerin altına sızmaz değerli arkadaşlar. Şimdi yer altındaki suların yüzeye çıktığı yere biz ne diyoruz? Kaynak. Suyun yüzeye çıktığı kısma kaynak diyoruz. Şimdi bunlara e Değişik e, isimlerle adlandırılıyor tabii. Çünkü e, oluşum biçimleri birbirinden farklı olan kaynaklar var. Vadi kaynakları, Türkiye'de oldukça yaygın karstik kaynaklar var. Diğer adıyla voklüz diyoruz biz bunlara. Voklüz. Artezyen kaynaklar var. Bunlar yapaydır. İnsanlar yapıyor bunu. Fay kaynakları var. İşte bu e, kaplıcalar, termaller e, ve geyser kaynağı var. Şimdi bunlarla ilgili aslında kilit bir iki tane ifade kullanayım. Suları sıcak olanlar arkadaşlar bu ikisi. Fay kaynaklarıyla geyser kaynakları. Fay kaynaklarını bulmak için neyi takip edeceksiniz? Deprem bölgelerini takip edeceksiniz. Fayı takip edeceksiniz. Geyser kaynağını bulmak için neyi takip edeceksiniz arkadaşlar? Aktif volkanizmayı takip edeceksiniz. Mesela Türkiye'de aktif volkanizma var mı? Yok. O zaman geyser kaynaklar yok. Nerede var? Endonezya'da var. Nerede var? Yeni Zelanda'da var. Nerede var? İzlanda'da var. Gayserler orada görülür değerli arkadaşlar. Gene karstik kaynaklar nerede olacak? Karstik arazilerde olacak. Şimdi bunları şöyle bir açalım tek tek. Bakın geçirimli, akifer ve geçirimsiz tabaka. Şöyle <laughs> inceleyelim. Nedir vadi kaynakları? Şuradaki görsele dikkat edin. Yerin altındaki su bir yerlerden böyle buluyor alan ve sızıyor. Vadiye doğru sızıyor. Bunlara halk arasında e, göze deniyor arkadaşlar Anadolu'da. Eğimli arazide oluşur. Türkiye gibi dağlık ülkelerde oldukça yaygın. Suları yağışlardan etkilenir. Yani yağacak yerin altında sızsın ki o da aksın. Suları soğuktur değerli arkadaşlar bunları. Karstik kaynaklara ne demiştik? Diğer adı neydi arkadaşlar? Voklüs değil mi? Voklüs. Kalkerli arazide oluşur yani kireçli. Su da kireçli olur dolayısıyla. Debisi yüksek olanla voklüz deniyor. İklim koşullarından etkileri. Mesela Akdeniz ikliminin olduğu yerde yazın ne oluyor? Yağışlar azalıyor. Dolayısıyla burada da cılız akıyor. Bakın şurada görüyorsunuz karstik arazi içerisinde bir su haznesi var. Şimdi su haznesi dolacak ki buradan taşsın. Artezyan. İnsan müdahalesiyle yapaydır. Bakın yapay. Hatta adını niye Artezyen'den alıyor? Çünkü ilk bundan bin yıl önce arkadaşlar Fransa'da Artos denilen bir kasaba var. Artos kasabasında yaşayan insanların yapmış olduğu bir teknik. O yüzden hani Artosyan ya da işte bizim dilimize Artezyen olarak geçiyor değerli arkadaşlar. Suyu basınçlıdır böyle püskürerek çıkıyor. İçme ve tarımda sulama amaçlı yapılıyor. Ee, Birçok arkadaşımız bilir yani köylerde işte kuyu kazılır, su çıkartılır. Artezyenler yaygın Türkiye'de de. Fay kaynakları neyi takip ediyorduk? İşte şu kırıkları takip ediyorduk. Bakın değerli arkadaşlar burada bir kırık var. Bu kırıkları, fay kırıklarını takip ediyor. Jeolojik olarak genç ülkelerde görülür. Bizim ülkemizde oldukça genç. Türkiye, İtalya, Yunanistan gibi jeotermal enerji konutları ısıtma, sağlık turizmi, işte bu kaplıcalar falan. Seraları ısıtma da. Sera biliyorsunuz. Hani böyle kışın yapılan genelde bir faaliyet. Hani onların sıcaklığının yüksek olması lazım. Kışın o yüzden seraların içerisinde bu sular dolaştığında sıcaklık düşmüyor. Gayzer kaynakları arkadaşlar. Gayzerler aktif volkanizma bu çok önemli. Türkiye'de var mı? Yok. Olan yerlerde var. Nereler? İzlanda, ABD, Japonya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde görülüyor. Böyle basınçlı bir sudur sevgili arkadaşlar. Ara ara böyle püskürür durur. Fıskiye gibi değerli arkadaşlar. Sıcak su kaynakları mevsimsel ısı değişimi yaşamaz. Yani efendim kışın fay kaynakları soğuk mu oluyor? Hayır sıcak oluyor. Çünkü yerin altından geliyor. İklimden etkilenmez değerli arkadaşlar. Şimdi konu biterken biz neye baktık? Denizlere, okyanuslara, göllere tabii burada ne demiştik değerli arkadaşlar? Harita bilgisi çok çok mühim lütfen. Ve bunlarla ilgili kavramlara hakim olalım. Mesela işte göllerle ilgili gidegen kavramını bilmemiz lazım. Oluşumlarına göre gölleri ayırabilmemiz lazım. Denizleri kenar ve iç deniz olarak ayırdık akarsulara baktığımız zaman debi, rejim, kaynak, ağız gibi kavramları öğrendik. Ya da işte açık havza, kapalı havza, yeraltı suları ile ilgili de işte fay kaynakları, geyzerler, gene vadi kaynakları, artezyen kaynakları gibi kaynakları öğrendik sevgili arkadaşlar. Ve ödüllü sorumu buraya bırakıyorum. Sorunun cevabını yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. İyi çalışmalar.